Selam Can 47 günde AYT Edebiyat Kampı'na devam ediyoruz kanalıma hoş geldin Emek abi kaçıncı gündeyiz 41. gündeyiz 41 kere maşallah diyoruz Kamp harika gidiyor bitirmek üzereyiz Kamp biter bitmez hemen peşinden bu konularla ilgili bir de soru çözüm kampı yapmayı düşünüyorum Tam 13 gün sürecek Kısaca böyle güzel güzel konuları anlattık Tekrarımızı yapalım biraz böyle soru da çözelim Daha sonra sınava yaklaşıyoruz zaten Bol bol genel tek tekrar yazar eser, eser özet sınavda karşımıza çıkabilecek her şeye karşı güzel bir hazırlık yapalım. Peki Emek abi 41. günde bizim konumuz nedir? Modernistler ve postmodernistler. Emek abi gerçekten soru çıkabilir. Ben denemelere bakıyorum. işte Oğuz Ataylar, Yusuf Atılganlar, Orhan Pamuklar, Emek abi Bilge Karasular falan hep denemelerde var. Aynen öyle. İki videoda anlatacağım bu konuyu. Birazcık uzun bir konu ama merak etme bilmen gereken her şeyi öğreneceksin. Hatta fazlasını öğreneceksin. Eğer Cumhuriyet döneminde postmodernistlerden ya da modernistlerden bir soru çıkarsa yüksek ihtimal bu videoda olan eserlerden birini soracaklar. O zaman ben başlıyorum. Sen de bana yetiş bakalım. You are my special. Cumhuriyet dönemi öykü ve roman konumuz ne? Modernizm ve postmodernizm. Emek abi modernizm nedir? Postmodernizm nedir? Bak modernizm nedir biliyor musun? Zamanı ayak uydurmaya çalışan edebiyattır. Peki Emek abi postmodernizm nedir? Post zaten sonra demek değil mi? Modernizm sonrası demektir. Bak neden sonuç ilişkisine zaman mekan sınırlamalarına önem vermemişlerdir. Emek abi o zaman postmodern bir eserde ya da modernizme esas alan bir eserde zaman aman şimdiki zaman mıdır Bilemem. Geçmiş zamana geri dönüşler, flashbackler de yapıyor olabilir değil mi? Ya da hiç yaşanmamış bir şekilde geleceğe gidip sana bir hayal alemi de sunabilir. Yani o yüzden bak zaman mekan tam net değil. Bir sınırı yok. Emek abi biliyorsun Servet-i Finun'da yavaş yavaş böyle neden sonuç ilişkisine oturtuluyordu hikaye romanlar. Bak burada ne olmuş? Neden sonuç ilişkisi kırılmaya başlamış görüyor musun? Bir şeylerin olması için bir nedenin bir sonuca bağlanmasına gerek var mı? Yok. Abim sen az önce dedin ki flashback yani geriye dönüş. Bak sinemadan yararlanarak geliştirilen geriye dönüş tekniğiyle kronolojik zaman akışını kırmışlardır. Bazen geriye dönüş derler bazen flashback derler aklında bulunsun. İç konuşma bilinç akışı gibi tekniklerle bireyin dünyasını bilinç altısal öğelerle birlikte vermeye çalışmışlardır. Alegori yani sembolizm değil mi? Çağrışım, metinler arasılık. Örnek veriyorum Orhan Pamuk bir kitap yazdığı zaman bir kitabında a bir bakıyoruz 18 yüzyıldaki Şeyh Galip'in Hüsnü Aşkı'na göndermeler var. Oradan alıntılar var. Emek abi demek ki metinler arasılık var değil mi? Bak bu metinle başka bir metin arasında bağ kuruyorlar adamlar. Harika. Gönderme yapma gibi öğelerle şiirsel söylemden yararlanmışlardır. Mesela Orhan Pamuk bunu gerçekten çok yapar. Bireyin bunalımları, yalnızlık, iletişimsizlik, sistemle uyumsuzluk gibi konular eşliğinde insan yaşamının karmaşıklığı ele alınmıştır. Mesela bunda daha çok e, Yusuf Atıl yapar Oğuz Atay yapar, e, Bilge Karasu yapar. Bak genelde onların kitaplarında böyle bunalım, yalnızlık, işte hayatı ayak uyduramayan insanların bunalımı, stresi, depresyonu falan görülür. Postmodernizmin edebiyatımızdaki ilk temsilcisi Oğuz Atay, en önemli temsilcisi ise Orhan Pamuktur. Peki Emek abi, hadi biz az çok neyin ne olduğunu anladık gibi. E, Emek abi bu modernizm, postmodernizm nedir? Adamlar artık geleneksel olana karşı çıkıyorlar. Ne yapıyorlar? Modern yeni bir edebiyat oluşturuyorlar. Çalışıyorlar yani aslında Hali hazırda devam eden bir edebiyatı Ne yapmışlar kırıp bozup değiştirmeye Çalışmışlar değil mi abim Aynen böyle kafanda kodlayabilirsin Geçiyorum peki geldim kardeşim Kime Said Faik abası yanık. İnternette bir ara geyik vardı ya Said Faik ablası yanık. Bayılırım çok harika bir yazardır falan filan. Öyle cahil olmamak için bu videoyu çok iyi dinlemen lazım. Öykülerinde genellikle İstanbul'un kenar mahallelerini, Burgaz adayı, balıkçıları, sefil çocukları, aylak insanları anlatmıştır. Özlem ve acılarıyla toplum içindeki bireyi şiirsel bir söyleyişle dile getirmiştir. Öykülerini yapmacıklıktan ve sanat kaygısından uzak bir dille yazmıştır yani adam aslında biraz böyle sokakta gördüğünü böyle kendine has bir tavırla işte böyle çok sanat yapma kaygısına girmeden mi anlatmış? Evet. Bak emek abi bunları kesin bilecek miyim? Ben kesin bileceksin. Semaver. Ya gerçekten semaver. Harika bir e, öyküdür. Harika bir hikayedir. Orada Ali isimli bir genç vardır. Ali'nin annesinin ölümü anlatılır. Ali'nin babasından bahsedilmez. Öyküde Ali her sabah işte erken uyanıp fabrikaya giden bir çocuktur. Annesi her sabah işte taze ekmek kokusu ve semaverin fokurtusuyla onu uyandırır. Kalk oğlum haydi işe gideceksin. Ali geç kalacaksın der. Ali'nin yaşını bilmeyiz. Hikayede Ali'nin yaşından bahsetmez. Fakat Ali'nin yaşını tahmin edebiliyoruz. Neden? Çünkü annesi namaz kılarken Ali işte etrafında yu yuvarlanıyormuş, hopluyormuş, zıplıyormuş. Annesini güldürmeye çalışıyormuş. Hatta hikayede çok güzel bir kısım vardır. Ben çocukken okumuştum hiç unutamam. Ali be evladım günah oğlum yapma işte namazımı bozuyorsun. Ali ne diyordu? Allah kızmaz anne. Allah gülümsemez mi hiç diyordu. Bir çocuk aklıyla aslında ne yapıyor? Bak dini, Allah'ı sorguluyor. Değil mi annesine yakın olmaya çalışıyor? Düşün o dönemde demek ki Ali çocuk işçilerden biri. Daha sonra neyse işte bir sabah e, fabrika düdüğü ötüyor fakat Ali e, uyanmıyor. Uyuya kalmış. uyanır uyanmaz kızıyor annesine. İşte neden beni uyandırmadın? İşte ben işe geç kaldım. İşte ustabaşı bana kızacak gibi inden Ali bir bakıyor annesi masaya böyle başını koymuş yatmakta. İşte gidiyor onu dürtmeye annesi uyanmıyor. Ondan önceki sahnede de annesinin kalp krizi geçirip ölüşü anlatılıyor ama yani o kadar güzel anlatıyor ki sanki camdan izleyip de yazmış gibi. Yani böyle tüylerin diken diken olur. İşte e, ölüm o kadar korkunç bir şey değildi. Sadece biraz soğuktu. Sürekli mesela bu cümle tekrarlanıyor hikayede. Zaten e, modernist ve postmodernist eserlerde bazı e, böyle motto gibi cümleler vardır. Onlar sürekli böyle tekrarlanır. İşte mesela Ali annesine sarılıyor, uyandırmaya çalışıyor, uyanmadığını fark ediyor, öldüğünü çok geç idrak ediyor falan filan. Annesini kucaklıyor, yatağa götürüyor, onu yorganlara sarıyor, ısıtmaya çalışıyor, öpüyor. Teninin buz gibi olduğunu, sop soğuk olduğunu fark ediyor. Can havliyle gidiyor, komşuları çağırıyor. Komşular geliyor. Evden bir çığlık, bağırış, işte bağırtılar, figanlar falan. Ee, kusura bakma biraz duygulanıyorum anlatırken. Ali ne yapıyor biliyor musun? Ağlayamıyor. Ne yapıyor? Fabrikaya gidiyor, eve geliyor. İşte birkaç gün geçiyor. İşte orada Said Faik şöyle betimlemiş. Ee, Ali'nin diyor gözleri kıpkırmızıydı diyor. Gözleri yanıyordu diyor ama ağlayamıyordu diyor. İşte sürekli aklına şey geliyor. Ölüm o kadar da korkunç bir şey değildi. Sadece biraz soğuktu gibisinden bu cümle sürekli tekrarlanıyor falan. Bir sabah Ali uyanıyor, salonda onunla göz göze geliyor. Kimle göz göze geliyor abi? Annesiyle mi? Hayır, Semaverle. Ve Semaveri görür görmez günlerdir ağlayamayan Ali'nin böyle yağmur gibi gözünden yaşlar boşalmaya başlıyor. İşte aslında Semaver'le annesi arasında psikolojik bir bağ kurmuş. Yani onun için o sıcak ekmek kokusu Semaver aslında neyi simgeliyor? Anneyi. Anneyi kaybedişini o Semaver'in yanmayışıyla idrak ediyor. Zaten hikayenin başında da söyledim. Ali çocuk yani. Annesi namaz kılarken onu güldürmeye çalışan, etrafında yuvarlanan, işte annesini öpüp nüm 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 dudaklarını yalayan, o ne kadar da tatlısın gibisinden şakalar yapan bir çocuk. Ya okuyun hocam ya okuyun abisinin gülü oku yavrum okuyun yani bunlar bizim gerçekten değerlerimiz ve e, dünya çapında sanatçılar öyle basit insanlar değil Sait Faik gerçekten okunması gerekiyor. Çok küçükken okumuştum öyle bir yaşıma denk gelmişti hala e, unutamam. Semaver. Semaver görürsen kimi işaretleyeceksin? Sait Faik. Allah'ım inşallah bu sene semaveri sorarlar. Emek abinin işte bu kısa özetiyle beraber işaretleyip geçersin. Haydi bakalım. Sonra Sarnıç. Emek abi Sarnıç'ı bileyim mi? Bil. Şahmerdan, Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut, Kumpanya, Havuzbaşı, Sonkuşlar, Alemdağ'da var bir yılan, Az Şekerli, Tüneldeki Çocuk. Emek abi hikayelerinin hepsini bilecek miyim? Hepsini bileceksin. Şiiri var, şimdi sevişme vakti önemlidir. Emek abi romanı var, Medari Maişet Motoru, Kayıp Aranıyor, bileceksin. Çevirisi var, Yaşama Kırsı, George Simonon. Röportajı var, Mahkeme Kapısı. Sen daha çok adamın hikayelerini ve romanlarını bileceksin. Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Lüzumsuz Adam, Mahalle kahvesi, havada bulut, kumpanya, havuz başı, son kuşlar, alemdağda var bir yılan, az şekerli tüneldeki çocuk. Bileceksin, hepsini bileceksin. Şiir var şimdi, sevişme vakti, roman, medarı, maişet motoru, kayıp aranıyor. Emek abi yıldız koydukların hikayeleri ve romanları mı? Evet, Said Faik, bu sayfanın hepsi ezberlenecek. Geçiyorum. Emek abi kime geldim Orhan Pamuk. Postmodern anlayışla romanları kaleme aldı. Romanlarında Doğu Batı sorunsalını felsefi ve kültürel bir açıdan el aldı. 2006'da Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. Nobel Edebiyat Ödülü için yaptığı konuşmasına da babamın bavulu ismini verdi. Yani bir soru kalıbında görürsen Orhan Pamuk'un Nobel'de yaptığı konuşmanın adı nedir? Babamın bavuludur tamam mı? Lütfen bunu da aklında tut. Ne zaman Nobel almış? 2006'da. Şimdi eserleri. Emek abi hepsini bilecek miyiz? Buna da 3 yıldız koyuyorum. Gerçekten abisinin gülü. Hepsini bilmen gerekiyor. Roman, Cevdet Bey ve oğulları, Sessiz Ev, Beyaz Kale, Kara Kitap, Yeni Hayat, benim adım Kırmızı Kar. Bu karı bu arada Kars'ta yazmıştır. Benim memleketim olduğu için söylemek istedim. Kafamda bir tuhaflık, kızıl saçlı kadın. Bak lütfen bunların hepsini bil. Sonra anısı var babamın bavulu. Ne demek abi bu? Nobel alırken yaptığı konuşmaydı değil mi? Senaryosu varmış gizli yüz. Öyküsü var öteki renkler. Sen Orhan Pamuk dediğimiz zaman roman. Romanlarını mutlaka bileceksin. Cevdet Bey ve oğulları, Sessiz Ev, Beyaz Kale, Kara Kitap, Yeni Hayat. Mesela bak bu Kara Kitap eserinde Şeyh Galip'in Hüsnü Aşkına göndermeler vardır. Hani biz az önce dedik ya postmodern eserlerde metinler arasında olasılık vardır falan hatırlıyorsun değil mi? Bak mesela kara kitapta bu var. Benim adım kırmızı kar kafamda bir tuhaflık kızıl saçlı kadın. Lütfen abisinin gülü bunların hepsini bil geçiyorum. Emek abi geldik. Vüsat Orhan Bener. Dost tatlı öyküsüyle adını duyurmuştur. Bak Vüsat O Bener. Bazen Vüsat Orhan Bener demez. Vüsat O Bener der. Bak dost. Aklımıza ne gelecek Emek abi? Dost. Adamın adının yanına ne yazdın Emek abi? Dost dost eseri mutlaka bilinecek. Emek abi başka neyi bileyim? Mızıkalı yürüyüş diye bir eseri vardır. Mızıkalı yürüyüş. İşte buzul çağın virüsü. Bay Muannit sahtegi'nin notları. Bu dediklerimi bilirsen genelde bu adamı soracaklarsa sorularda bunlarla soracaklar. Aklında bulunsun. Edebiyatımızda daha çok öz yaşam tarzı öyküleriyle bilinir. Yapıtlarında gündelik olaylara, bilinçaltında birikmiş yaşam parçalarına değinir. Bunları ne yapar? Birleştirir değil mi? Yapıtlarında ölüm teması önemli bir yer tutar. Yapıtlarında daha çok tema olarak ne varmış Emek abi? Ölüm varmış. Peki Emek abi ben hangi öyküsünü kesin bilecekmişim? Dost. Bak öykü dost. Emek abim 3 yıldızı koydu. Sonra bak mızıkalı yürüyüş. Emek abim 3 yıldızı koydu. Daha sonra bak buzul çağın virüsü emek abim 3 yıldızı koydu. Bay Muannit Sahtegin'in notları emek abim 3 yıldızı koydu. Yaşaması siyah beyaz kara tren kapan bunları da bil ama denemelerde daha çok bu altını çizdiklerim karşına çıkacak. Haberin olsun. Geçiyorum. Emek abi kime geldik? Yusuf Atılgan. Modern anlatım tekniklerini bilinçaltı iç monolog yani iç konuşma değil mi? Ve psikanalitik öğeleri başarıyla kullanmış varoluşçu felsefeden etkilenmiştir. Şehri anlatan eserlerinde ise bıkkınlık ve düzene uyumsuzluk anlatılır. Bak, bıkkınlık, düzene uyumsuzluk. Yani bir türlü hayata adapte olamayan insanlar, değil mi? İlk romanı neymiş? Aylak adam. Bak, aylak adam. Aylak adam. Mutlaka bileceksin. Aylak adam. Çağdaş bireyin trajedisini yansıtan kent romanıdır. İkinci romanı Ana Yurt Oteli. Bak neymiş? Ana yurt Otel'i çok önemlidir. Hem psikolojik hem de sürrealist bir roman olarak değerlendirilir. Son romanı Canistan'ı tamamlayamadan ölmüştür. O zaman Emek abi Aylak adam Ana yurt oteli Canistan kimi işaretlerim Yusuf Atılgan lütfen bak bunlar senin aklında. Kime geldik emek abi? Bilge Karasu. Bilge Karasu benim soru olarak çıkmasını beklediğim bir sanatçıdır. Bir sürü ödülü vardır. Postmodernizm, modernizm dediğimiz zaman aklımıza gelen belki de en büyük sanatçılardan biridir. Postmodern romanın Türkiye'deki önemli isimleri arasında değerlendirilmektedir. Sevgi, dostluk, yalnızlık, tutku, inanç, inançsızlık Korku, ölüm gibi kavramları imgesel bir dille anlatır. Genelde eserlerinde simge olarak kedi kullanır. Kediler falan çok fazla vardır. Uyanıklık hali yerine rüya hali daha ön plandadır. O zaman bak rüya hali de mi varmış? Evet, mitolojiye, masallara, tarihsel dönemlere, efsanelere ve fanteziye fazlasıyla yer verir. Şimdi emek abi bak bu eserleri inceleyeceğiz. Burası çok önemli. Neden? Çünkü Bilge Karasu daha önce defalarca ÖSYM sınavlarında bizim karşımıza çıktı. Kimi zaman soru oldu, kimi zaman soru olmasa da cevap şıklarında ismi yer aldı. Demek ki bu adam ÖSYM'nin soru havuzunda olan bir adam. O yüzden eserleri ne yapacağız? Bileceğiz. Troya'da ölüm vardı işaretle uzun sürmüş bir günün akşamı işaretle göçmüş kediler bahçesi işaretle kısmet büfesi işaretle lağımlar anası ya da beyoğlu işaretle işaretledim susanlar işaretle emek abi roman dediğim zaman gece kılavuz. Bak emek abi bunları siliyorum. Neden? Daha iyi görmeni istiyorum. Bak Gece ile bir sürü ödül aldı. Çok önemli. Gece. Mutlaka bileceksin. Troya'da ölüm vardı. Uzun sürmüş bir günün akşamı. Göçmüş kediler bahçesi. Kısmet büfesi. Lağımlar anası ya da beyoğlu. Susanlar. Gece kılavuz. Denemesi var. Ne kitapsız ne kedisiz. Narla incire gazel. Altay bir güz. Emek abi tüm eserlerine şöyle güzel bir 3 yıldız koyalım mı? Koyalım. Bak Bilge Karasu'nun eserleri mutlaka ama mutlaka bilinecek. Emek abin seni uyardı. Emek abinin bekledikleri hangisi? Gece, Kılavuz, Göçmüş Kediler Bahçesi, Ne Kitapsız Ne Kedisiz, Narla İncire Gazel, Troya'da Ölüm Vardı, Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı, Bir De Belki Kısmet Büfesi. Bunları ne olursun aklında tut abisinin gülü. Geçtim. Emek abi kime geldik? Nezihe Meriç. Peki Emek abi Nezihe Meriç deyince böyle gözünü kapat ilk aklına gelen eseri söyle abi. Korsan çıkmazı. direk aklıma ne geldi biliyor musun? Korsan çıkmazı. Bak Korsan çıkmazı çok ama çok önemli bir eserdir. Neden? E çünkü Türk Dil Kurumu tarafından ödül almış, bayağı beğenilmiş bir eserdir. Değişik anlatım biçimleri denediği yapıtlarında kadın ve çocuk sorunlarına yoğunlaştı. Olaydan çok bireyin iç dünyasına yöneldi. Türk Dil Kurumu korsan çıkmazına ne yapmış? Ödül vermiş. Kaç yılında? 1962 yılında. Daha sonra Sait Faik hikaye armağanını almış. Ne zaman? 90'da. 1990'da. Bir kara derin kuyu. Bunu da lütfen unutma. Zaten birazdan konuşacağız. O zaman bak korsan çıkmazı kesin bilecek miyim? Bileceğim. Bak boz bulanık kesin bileceksin. Topal koşma kesin bileceksin. Daha sonra bak bak bir kara derin kuyu ödül almış kesin bileceksin. Gülün içinde bülbül sesi var kesin bileceksin. Romanı korsan çıkmazı emek abi bak zaten sanatçının adının yanına yazmışsın demek ki önemli. Boşlukta mavi. Sonra bak sular aydınlanıyordu. Sevdi can çın sabahta. Çocuk kitapları ala gün çocukları. Küçük bir kız tanıyorum dizisi. Dur dünya çocukları bekle Ahmet adında bir çocuk çavlanın içinde sessizce Emek abi ben hangilerini bileyim? Boz bulanık 1, topal koşma 2, bir kara derin kuyu 3, gülün içinde bülbül sesi var 4, korsan çıkmazı 5, boşlukta mavi 6, sular aydınlanıyordu 7, ee, alagün çocukları 8. Ama bak Korsan Çıkmazı, Nezihe Meriç dediğimiz zaman aklımıza gelen eserdir. Aklında bulunsun daha çok kadın ve çocuk sorunlarıyla ilgilenmiştir. Hatta e, çocuk edebiyatıyla da ilgilenen bir sanatçıdır. Çocuk kitapları da vardır. İşte Alagün Çocukları buna örnektir. O zaman Emek abi sen geç bakalım. Geçtim. Emek abi kime geldim? Adalet Ağolu. Emek abi Adalet Ağolu dediğim zaman benim aklıma hangi eser gelir? Ölmeye Yatmak. Ölmeye yatmak belki de Adalet Ağoğlu'nun en ünlü eseridir. Daha sonra ne var işte Fikrim'in İnce Gülü var, Bir Düğün Gecesi var bunları bilirsin. Yapıtlarında toplumun çalkantılı dönemlerini ve bu dönemlerin bireyler üzerindeki etkilerini irdelemiştir. Ölmeye yatmak, Bir Düğün Gecesi. Fikrimin ince gülü. Bak bunları kesin ama kesin bileceksin. Tamam mı? Bu işaretlediklerimi kesin bil. Başka ne var? Yaz sonu. 3-5 kişi. Hayır. Ruh üşümesi. Romantik bir Viyana yazı. Denemesi var. Güner Sümer toplu eserleri. Adalet Ağolu seçmeler. Ölmeye yatmak bir düğün gecesi. Fikrimin ince gülü. Ölmeye yatmak bir düğün gecesi. Bunları lütfen, lütfen, lütfen unutma. Adalet Ağolu önemlidir. Aklında bulunacak. Geçiyorum. Emek abi kime geldim? Firuzan. Emek abi Firuzan deyince benim aklıma ne gelir? Parasız yatılı parasız yatılı ünlüdür. Mesela Berlin Nar Çiçeği var, ünlüdür. İşte 47'liler var, ünlüdür. Kuşatma var, ünlüdür. Tamam, şimdi bunları işleyeceğiz. Mesela benim sinemalarım ünlüdür. Emek abi ilk hikaye kitabı neymiş? Parasız Yatılı. Bununla Sait Faik -like Hikaye Armağanı'nı almış. Bak, öyküleri Parasız Yatılı kesin bileceksin. Kuşatma bileceksin. Benim Sinemalarım bileceksin. Gecenin Öteki Yüzü bileceksin. Gül Mevsimidir bileceksin. Roman kesin biliyorsun. 47'liler. Berlin nar çiçeği aklında. Emek abi şu altını çizdiklerine 3 yıldız mı koydun? 3 yıldız koydum. Gezisi varmış, röportajı varmış. Yeni konuklar. Balkan yolcusu, ev sahipleri. Yani Firuzan'ı sorarsa bunları mı sorar? Sanmıyorum. Sana ne sorar biliyor musun? Altını çizdiklerimi sorar. Belki bir de Lodoslar kentini sorar. Neden? Çünkü e, şiirleri de var. Ama bak parasız yatılı varken, işte benim sinemalarım varken, 47'liler, Berlin nar çiçeği varken, ya bu eserler varken kalkıp da diğerlerini soracaklarını dürüst olmak gerekirse ben düşünmüyorum. Altını çizdiklerimi lütfen çok iyi. Emek abi kime geldim? İnci Aral. Emek abi İnci Aral dediğim zaman kim aklıma gelir? Ölü erkek kuşlar. Ölü erkek kuşlar. Bak mutlaka bileceksin. Bak neden bu eser çok önemli? Çünkü Ölü Erkek Kuşlar ile ne oldu? Yunus Nadi ödülünü kazandı. Daha sonra Mor diye bir tane kitap yazıyor. Onunla da ödül alıyor. Onunla da Orhan Kemal Roman Ödülü'nü alıyor. Ama e, Yeni Yalan Zamanlar olsun, Ölü Erkek Kuşlar olsun. Bunlar daha önemli eserleridir. Daha sonra 94'te yayımladığı Yeni Yalan Zamanlar, 2002'de yayımlanan Mor 2007'de yayınlanan Safran Sarı romanları Yeni Yalan Zamanlar başlıklı bir üçleme haline gelmiştir. O zaman ben hepsine Yeni Yalan Zamanlar deyip geçebilir miyim? Evet. O zaman Yeni Yalan Zamanlar da görürsem aklıma kim gelecek? İnci Aral. O zaman eserleri, öyküsü var. Ağda Zamanı, Kıran Resimleri, Uykusuzlar, Sevginin Eşsiz Kışı. Bak bunları lütfen unutma. Ama bak romanı çok önemli. Ölü Erkek Kuşlar. Yeni yalan zamanlar. Bak daha sonra gel buraya gel buraya. Mor. Safran sarı. Güzel. Taş ve ten, Güzel. Hiçbir aşk hiçbir ölüm. İçimden kuşlar göçüyor. Bunları ne olursun unutma. Ölü erkek kuşlar. Yeni yalan zamanlar. Emek abinin buradan beklediği favorilerdir. Aklında bulunsun. Emek abi neymiş senin favorilerin? Ölü erkek kuşlar. Yeni yalan zamanlar. Benim beklediğim favoriler Bunlar geçiyor. Kime geldik abi? Ferit Edgü. Ferit Edgü denince aklıma ne gelir abi? Küçürek Öykü. Bak bizim Küçürek Öykü denen bir e, tarzımız vardır. Küçürek Öykü dediğimiz zaman aklımıza kim gelir biliyor musun? Ferit Edgü gelir. Hatta dur Emek abi sana bir sürpriz yapsın. Pijamama gülmeyin la sakın. <laughs> Bak. Kitaplığımdan aldım geldim. Ferit Etkü. Emek abi küçürek öykü dediğin nedir? Emek abi mesela bir tane örnek verir misin? Vereyim. Gagasındaki cevizi yüksekten yola bırakan karga, cevizin düştüğü otomobil camı, pencereden kafasını çıkarıp gökyüzüne bakan şoför. Emek abi gerçekten öykü bu kadar mı? Vallahi bu kadar. Bak küçürek öykü. Küçürek öykü dediğimiz zaman aklımıza kim gelir? Ferit, Edgü. Çorbasını içerken kulaklarını dünyaya kapamış bir köylü ve kime havladığı belli olmayan çoban köpeği Kangal. Sonra bak bir pencerenin önüne oturup neden gelmedin, neden beni üzüyorsun, ne zaman geleceksin der gibi bakan orta yaşlı, kara kaşlı, kara gözlü bir kadın. Ah çeken biri. Sonra bak dünyaya bir düşmüş gibi bakan ya da dünyaya bir düşteymiş gibi bakan soluk benizli, beyzi yüzlü, buğday sarısı saçlı çocuk ve ona sen benim ol diye yalvaran saçları boyalı koca göğüsleri inip kalkan kör kütük aşık orta yaşlı dul. Emek abi nereye gittin? Emek abinin hop emek abinin parolaya bakmayın. Oba. Yani kısacası bak Ferit Etkü bu. Yani küçürek öykü dediğimiz zaman aklımıza gelen adam. Emek abim bak gitti kitaplıktan aldı geldi sana okudu. Bireyin şimdi ve buradanlığından hareket eden yazar öykülerinde genellikle yalnızca anı yani şimdiki zamanı aktarmayı yeğler. Romanlarında niçin sorusundan çok nasıl sorusu üzerine durmuş çevresiyle uyum sağlayamayan bireylerin sorunlarına değinmiştir. Gel. Emek abi sen altını çiz ben ezberleyeceğim. Kimse o Hakkari'de bir mevsim. Sonracığıma kaçkınlar, bozgun, av, çığlık, Nım 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 Nım, do sesi, Nijinsky öyküleri. Sonra bak senaryosu varmış Hakkari'de bir mevsim. Değil mi? Romana dayanan bir senaryo. Sonra bak 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 bak. Şiiri var. Ahminel Aşk. Dağ şiirleri. Emek abi bu altını çizdiklerimi kesin bilecek miyim? Bileceksin. Bak lütfen tüm eserleri gerçekten soru olabilir. Ama işte Kaçkınlar, Bozgun, Av, işte bak Nijinsky Öyküleri, Hakkari'de Bir Mevsim, Ah Minel Aşk, Dağ Şiirleri, Çığlık, işte Bir Gemi de olabilir. İşte Eylül'ün Gölgesi'nde bir yazdı. Hadi bunu da çiziyorum. Bak bunları mutlaka ama mutlaka bilmen gerekiyor. Abisinin Gülü, Emek Abin Altını Çizdi. Aha buraya da Üç Yıldızı koydu. Geçiyorum. Emek abi Oğuz Atay'ı da işleyelim. Daha sonra ikinci videoya geçelim. Emek abi bu video çok uzun oldu ya diyorsan haklısın ben de yoruldum. Diğer videoya geçeceğim. Ama önce Oğuz Atay işleyelim. Postmodernist roman kategorisinde eser veren ilk yazardır. Genel olarak aydın bireyin sorunlarına eğilmiş, egemen bir burjuva zihniyeti karşısında bireyin bunalımlarını, başkaldırısını dile getirmiştir. İlk romanı olan Tutunamayanlar Osmanlıca ve Türkçe sözcükler içerirken James Joyce'un Ulysses romanından esinlenerek yazılmıştır. Emek abi sen dersin başında metinler arasılık diye bir şeyden bahsetmiştin görüyor musun? Bak Tutunamayanlar romanında neyden esinlenmiş? James Joyce'un Ulysses'inden esinlenmiş. Tehlikeli Oyunlar adlı romanında psikolojiyi ön planda tutarken bir bilim adamının romanında ise İTÜ İnşaat Fakültesi hocalarından Profesör Dr. Mustafa İnan'ın hayatını yazmıştır. O zaman bak tutunamayanlar kesin bileceksin. Tu tu na ma emek abim eceledin ben artık bunu ezberlemeyeyim de ne yapayım sonra tehlikeli oyunlar kesin bileceksin. Roman eylem bilim. Tehlikeli oyunlar, tutunamayanlar, bir bilim adamının romanı öyküsü var korkuyu beklerken. Tüm eserlerine 3 yıldız koydum. İzninle gel seninle bir yakından konuşalım. You are my special Emek abi güzel bir ders oldu diyorsan beğeni yapmayı unutma, yorum yapmayı unutma, abone değilsen abone olabilirsin. Lütfen bu sanatçıları çok iyi öğren, altını çizdiği meselleri çok iyi öğren. Hatta mümkünse bir kağıt al, onu dörde böl, e, kağıdın ön tarafına sanatçıyı yaz, çevir arkasına sanatçının eserlerini yaz. Her akşam yatmadan önce 2-3 tane kağıt çek, sanatçıya bak. İlk önce kendin yapmaya çalış, daha sonra çevir eserine bak, güzel tekrarını yap. Öyle uyu, mışıl mışıl uyu. Kendine dikkat et abisinin gülü. İlk videomuzun sonuna geldik. Daha bir bu kadar daha sanatçı var. Lütfen diğer videoyu da izlemeyi unutma. Gel çabuk diğer videoya yoklama alacağım. Abone değilsen abone ol. Görüşürüz. Bay bay.